İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni haftaya başlarken Borsa İstanbul'da görüntünün çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'da %3'ün üzerinde kayıplar var. Eğer son 10 dakikada satışlar devam ederse muhtemelen çok daha düşük bir değerle kapatacağız gibi gözüküyor. Birazdan Barış Ürkün'le borsanın kapanış rakamını zaten konuşacağız. Ama her şeyden önemlisi, önce konuklarımızı takdim edelim. Barış Ürkün bizimle birlikte olacak birinci bölümde. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le Borsa İstanbul'daki bu düşüşün sebeplerini konuşacağız. Elbette Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Bu toplantıda alınacak kararı konuşacağız. Şu anda borsadaki bu fiyatlamanın biraz Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında beklentilerin çok üzerinde bir faiz artışı geleceğine dair kulis bilgisinin yayılmış olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. İkinci bölümde Oğuz Güreç'le konuşacağız. Oğuz Güreç, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı. Bildiğiniz gibi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dolayısıyla bağışlarınızı yönlendirebileceğiniz adreslerden birine daha işaret edeceğiz. Darüşşafaka, Osmanlı'dan bu yana ayakta kalabilen ve Cumhuriyet Kurumu olarak da yoluna devam eden 160 yıllık bir geçmişe sahip. Annesi babası ölmüş, çocukları 10 yaşından itibaren alarak üniversiteye kadar hazırlıyor. Hatta üniversiteden sonra da takip ediyor. Şu anda 1000 kişiden oluşan bir kampüste bulunuyor. 1000 annesiz babasız çocuğun bulunduğu bir kampüsten bahsediyoruz. Her biri iyi eğitim alıyorlar ve Türkiye'nin geleceğine büyük bir insan kaynağı malzemesi olarak gelecekte imza atacakları günleri takip ediyorlar. Ama biliniz ki Darüşşafaka sizin eseriniz, sizin sayenizde, sizin bağışlarınızla ayakta kalan bir kurum. Bu bakımdan bugün hem Oğuz Güreç'le Darüşşafaka'nın 160 yıllık geçmişine bakacağız, hem Kurban Bayramı öncesinde bağışlarınızı, kurban ve nakdi aynı bağışlarınızı nasıl yönlendirebileceğinizi konuşacağız. Elbette bu arada Darüşşafaka Cemiyeti'nin Türkiye toplumuna yetiştirdiği önemli insanlardan da bahsedeceğiz. Neler var derseniz bugün Merkez Bankası'nın politika kararı öncesinde yabancı bankaların adeta bir bahis toto oynar gibi faiz artışı konusunda her birinin apayrı faiz oranları verdiğini görüyoruz. Mesela Fransızların meşhur Société Générale Bankası faiz oranının %15'e çıkabileceğini tahmin ediyor. Bildiğiniz gibi politika faizi şu anda %8,5. JP Morgan, Amerikan Bankası faizin %25'e çıkacağını tahmin ediyor. Morgan Stanley 11,5 puan artırarak %20'ye çıkaracağını tahmin ediyor 8,5'tan. Goldman Sachs, dünyanın en büyük bankalarından biri, Amerikan Bankası %40 olacağını tahmin ediyor. Bu arada aksi yönde görüş açıklayan bankalar da var. Mesela Bank of America faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Bu çok ihtimal dahilinde değil ama böylesi bir ihtimal de var. Bunu da bildirmiş olalım. Alman Bankası Deutsche Bank faiz artışı kadar Merkez Bankası'nın iletişim dilinin de son derece önemli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla faiz artışı öncesi verilecek mesajların faiz artışı kadar önem taşıdığını ifade ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi kurla ilgili görüşlerini yavaş yavaş netleştiriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, şu andaki kur miktarının ya da kur oranının seviyesinin çok yeterli olmadığını ifade ediyordu birkaç gün önce. Bugün kurun yavaş yavaş yerine oturmaya başladığını söylüyor. Demek ki anlaşılan o ki kurda belli bir seviye hedeflenmiş ve o seviye yakalanmış gibi gözüküyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'de uzun bir aradan sonra Amerika ile Çin arasında diplomatik ilişkiler kuruluyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in yavaş yavaş Rusya ile büyük bir ittifak oluşturmaya başladığını gördü. Bu ittifakın önünü almak için şu anda Amerika tam kadro bir provokatif hazırlığa girişmiş durumda. Asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Henüz ortada bir ücret skalası yok, fiyat yok, tarih yok ama önümüzdeki günlerde muhtemelen bu ayın sonuna kadar ki öyle olması lazım. Zaten Temmuz ayı itibariyle biliyorsunuz asgari ücretin ikinci güncellemesinin gerçekleşmiş olması, yayınlanması gerekiyor. Rekabet kurumu Google'a rekabet soruşturması açtı. Büyük bir para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Finansal piyasalara bakalım, para piyasalarına. Dolar TL
23.61'de baskılanmış durumda, aşağı doğru hareket ediyor. Dolayısıyla yukarı doğru gitmesine izin verilmiyor. En azından ne zamana kadar? Perşembe günü yapılacak olan para politikası kurulu toplantısına kadar burada seyretmesi hedefleniyor. Euro TL 25.79'da, o da aşağı doğru hareket ediyor. Pound TL'de 30 lira 25 kuruştayız. Pound 30 liranın üzerine park etti ve oradan aşağı doğru gelmiyor. Frank'ta da benzeri bir durum var. Frank 25'in üzerine çıktı. Bugün 26.35'te o da yukarı doğru yolculuğunu sürdürürken bugün tıpkı Euro'da olduğu gibi o da bir miktar aşağı doğru gelmeye başladı. Euro-Dolar paritesi 1.09.20, 1.10'a doğru yolculuk yapacakken aşağı doğru gelmeye başladı ama yarın muhtemelen farklı bir yön alabilir. Dolar endeksi 102.44'te yukarı doğru hareket ediyor. Dolar bugün itibariyle diğer küresel rezerv paralar karşısında daha güçlü bir eğilim ortaya koyuyor. Altın 1951 dolarda, ons altın aşağı doğru hareket ediyor. Hafif bir değer kaybı var. Gram altında yine yeni bir rekor var. 1482 liradayız. Ama şu anda kur etkisiyle bir miktar aşağı doğru baskılanmış durumda. Brent petrol ve NYMEX petrol akşam saatlerinde gelen bazı haberlerin etkisiyle önce yukarı doğru giderken şimdi her ikisi de aşağı doğru gevşemeye başladı. Brent petrol 75 dolar 56 sentte, NYMEX'te 71 dolar 82 sent olarak gözüküyor. Bu arada bugünün belki de en fazla değer kaybeden para birimlerinin arasında Rus para birimi geliyor. Ruble 1 dolar eşittir 84 ruble. Tahıl koridorundaki açmazdan ve sıkıntılardan kaynaklanan bir darboğazı yaşıyor şu anda ruble. Baltic Dry Endeksi dünya ticaretinin göstergesi sayılan endeks bugün 1076 puanda. %1.65'lik bir değer kaybı var. Borsa İstanbul'a birazdan bakacağız. Saat 16.30 itibariyle 5370 puandaydı. %1.92'lik kayıp vardı. Saat 17.45'te 5317'ye kadar gelirdi. %2.89 tam 6'ya doğru giderken %3'ün üzerinde bir değer kaybı ortaya çıktı. Kapanış rakamını göreceğiz. Son 10 dakikada eğer çok fazla satış gelmediyse buralarda fark edebilir diye düşünüyoruz. Türkiye ihracat hedefini yeniledi. İhracat hedefi 2028 yılında 400 milyar dolar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi koydu ve bu hedefe gidebilmek için adım adım yaklaşmak için ihracatçılardan bütün güçlerini ortaya koymalarını istedi. Hatırlarsanız 2013 yılında 2023'ün ihracat hedefi 500 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ama 2023'e geldiğimizde 500 milyar doların ancak yarısına yaklaşabilmiştik. Bu defa konulan hedef daha mütevazi, daha yakalanabilecek bir hedef. Cumhurbaşkanı bu konuda ihracatçıların ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi. Elbette kamu otoritesi olarak onlar da her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Türkiye'de tüketici güveni Haziran ayında geriledi. Mayıs ayında 91.1 olan endeks 85.1'e kadar geriledi. Yüzün altındaki değerler bildiğiniz gibi çok sıradan ve iyiye giden bir durumu yansıtmıyor. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu bu arada Nisan ayı itibariyle açıldı. Yatırım pozisyonu şudur, Türkiye'nin yurt dışındaki varlıklarıyla içerideki yükümlülüklerinin birbirinden çıkarılmasıyla elde edilen rakama diyoruz. Şu anda Türkiye uluslararası piyasalarda 264 milyar dolarlık açık vermiş durumda. Kapatılması çok zor olan bir para. DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücretle ilgili görüşlerini açıkladı ve yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Bu arada asgari ücretin mümkünse gerçek enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Bildiğiniz gibi TÜİK'in rakamları konusunda herkesin kafasında soru işaretleri var. Son haberimiz biraz önce özetlerde de aktardık. Morgan Stanley'den. Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın 11,5 puan faiz artışı yapacağını tahmin ediyor. 8,5 artı 11,5, 20'ye tamamlayacağını düşünüyor. Bakalım hep birlikte bütün bankaların bahisleri ortada. Hangi bankanın gerçek anlamda doğru tahmin yaptığını Perşembe günü hep birlikte göreceğiz. Thank you.
Evet, son 10 dakikada satışlar bittiyse dedik ama maalesef satışlar artarak devam etti ve %3'ün çok üzerinde bir kapanışla, bir eksiyle kapattı. Borsa İstanbul %3.77'lik değer kaybıyla kapattı. Bu bugün bankalardan gelen satış haberleri üzerine ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın büyük bir faiz artışı yapacağı ortaya çıkınca bankalar ellerindeki tahviller dolayısıyla hazırlıksız yakalanacakları itibariyle yatırımcılar da banka hisse senetlerinden çıkmaya başladılar. Dolayısıyla başka yerlere doğru geçtiler ama gidebilecekleri yerde son derece sınırlı. O bakımdan endeksin tamamında düşüş var. 5.269 puandayız BIST 100 endeksinde. 4.748 puandayız BIST 50 endeksinde. Orada da 3.86'lık bir değer kaybı var. BIST 30 endeksi borsanın omurgası. Orada da çok yüksek bir değer kaybı var. %3.78 ve endekste 5.874 puanda. Bakalım yarın nasıl olacak? Perşembeye kadar böyle inişli çıkışlı bir süreç ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Bankalarla ilgili olumlu haberler gelirse yarın bu normale dönebilir. Kayıpları telafi eder miyiz, etmez miyiz bunu bilemiyoruz ama en azından yarını farklı geçirmeyi umut ediyoruz. Peki bugün Barış Ürkün'le konuşacağız. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün şu anda Skype hattımızda. Barış hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Ne diyorsun bütün bu olup bitenlere? Şu anda borsalar, yani borsa banka endeksinin yarattığı bir yıkımın etkisi altında %3'ün üzerinde 3.77'lik bir kayıp var. Son saatlerde, yani son 10 dakikada ben endeksin toparlayabileceğini düşündüm. Yani bir miktar %3'ün altına gelebileceğini düşündüm ama aksi oldu, daha da yukarı doğru gitti. Neredeyse %4'lük bir kayıpla kapatacaktı. Ne görünüyor? Nasıl görüyorsunuz? Siz dışarıdan bakınca trade eden ya da bu piyasaları çok yakından izleyen bir analist olarak neler söyleyebilirsiniz? Evet, yani tabii bugün endeks haftayı başlamadı. Bayağı oldukça kötü başladık. %3.8 dediğiniz gibi bir düşüşle başlamış oluyoruz. Tabii bu hafta tabii ana gündem konumuz, maddemiz Merkez Bankamızın alacağı faiz kararı olacak ayın 22'sinde. Tabii beklenen başka gelişmeler de var. İşte Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak görüşme, Sayın Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşme. O da 23 Haziran'a ertelendi. Tabii. Esas aslında önemli konulardan bir tanesini bu oluşturuyor. Dediğiniz gibi bankacılık endeksinde bugün ciddi bir satış geldi %3'ün üzerinde. Aslında sanayi hisselerine de geldi ama ikisi birlikte aslında baktığımızda söyleyebiliriz bunu ama tabii burada faiz artırımının beklentilerinin yarattığı etkiyi biraz fiyatlamalarda bugün itibariyle daha net bir şekilde görmüş olduk. O toplantının da 23 Haziran'a ertelenmiş olmasının bir etkisini herhalde söylemek gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan da işte yavaş yavaş bayram yaklaşırken aslında 22 Haziran'a kadar süre var aslında yani takas süresine bakarsak ama herhalde Merkez Bankası karar öncesinde bu riski de almayıp nakitte beklemek isteyen bir yatırımcı grubunun da herhalde düşüncesi bu satış yönünde hareketlerin oluşmasında etken olmuş gibi gözüküyor diye değerlendiriyorum ben. Hepsi bir arada bakılırsa aslında seçimden hemen sonra ciddi bir ivme yakalamıştık Borsa İstanbul'da. Bu ivme içerisinde yeni işte Hazine Maliye Bakanı belli oldu. Arkasından Merkez Bankası Başkanımız belli oldu. Bu ivmenin yarattığı bir etkili yukarı hareket olurken işte ekonomi politikasında bir normalleşme eğilimi olma durumu. Bunlar da biraz etken oldu aslında baktığımızda. Tabii şimdi dediğim gibi yani gözler verecek faiz kararında ve aslında benim için önemli olan nokta yeni başkanla birlikte toplantı metninde yer alacak ifadeler. Yani tabii. Aslında ileri dönük olarak bakıldığında sözlü yönlendirmeler ne olacak? Enflasyonla mücadelede bunlarla ilgili devam ettirecek para politikalarındaki eylemler ne olacak? Tabii faiz artırımının şiddeti ne olacak? Orası da çok önemli bir nokta. Bu belirsizliklere şimdi herhalde bakmak lazım. O yüzden de biraz o yüzden hani satış yediğimizi söylemek gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Şimdi uluslararası bankaların tahminleri var. Biraz önce yayının başında aktardım. Yani tabii. Tam böyle bir bahis toto gibi. Neredeyse iddia oyunu oynar gibi oynamışlar. Yani bu kadar aralarında fark olmasını tabii anlamlandırabiliyoruz. Neden olduğunu tahmin ediyoruz ama yine de bu kadar büyük makas açıklığının çok fazla abartılı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Fransız Bankası meşhur Société Générale %15 diyor. Faizin %15'e çıkacağını düşünüyor. Hı hı. Şu anda politika faizi %8,5 biliyorsunuz. JP Morgan %25 olur diyor. En cömert olanı da Goldman Sachs o %40 istiyor mesela. Morgan Stanley 11,5
puan artırarak %20'ye çıkaracağını tahmin ediyor. Çok ihtiyatlı davranan bankalar da var. Mesela Deutsche Bank diyor ki, ben faiz oranına karışmam ama Merkez Bankası'nın iyi bir iletişim dili olursa faiz oranıyla birlikte her şey daha iyiye doğru gidebilir diyor. Çok daha böyle orta yolcu bir yorum yapmış durumda. Bu arada faizi indirebileceğini düşünenler de var. Bu da tabii hesaba katılması gereken unsurlardan bir tanesi. Hiç kimse faizin indirilebileceği kanaatinde değil ama bilemiyoruz ve böyle bir istihbarat almışlarsa olabilir. Şimdi faiz oranı konusunda bankaların kendi aralarında bu kadar çok ayrışmalarının altında yatan sebebi tahmin ediyoruz değil mi? Şundan, mesela BofA diyor ki, ben diyor ancak faiz şuraya çıkarsa gelirim. Morgan Stanley, ben faiz ancak buraya gelirse gelirim diyor. Deutsche Bank, ben şuraya gelirse gelirim. Herkesin gönlünde bir şey atıyor. Yani benim Türkiye'ye fon aktarabilmem için, Türkiye'ye para gönderebilmem için benim kafamdaki faiz bu diyor. İster yapın, ister yapmayın. Bunun altında bir faiz oranı gelirse ben bir süre daha beklerim demek istiyor. Bu durumda Goldman Sachs en fazla ne diyelim böyle kibirli olan ya da Türkiye'ye gelme konusunda çok nazlı davranan banka %40 istiyor. %40 tabii kısa vadede görülebilecek bir faiz oranı değil diye düşünüyorum. Bu oranları yorumlarsak ne diyebilirsiniz? Yani bankaların her birinin kendine ait yoğurt yiyiş tarzından mı kaynaklanıyor yoksa Türkiye üzerinde farklı her birinin planları mı var? Ya tabii şimdi bunu değerlendirmek aslında çok kolay değil. Yani her tabii dediğiniz gibi kurum kendi açısından yaptığı analizde bir sonuca ulaşıp bunu dikte ediyor gibi oluyor. Yani bu kadar faiz yaparsan ben gelirim. Yani bu çok rasyonel bir yaklaşım değil aslında. Yani burada içeriye dönüp baktığımızda evet, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın son yapmış olduğu açıklamalara bakarsak, yani ben faiz konusunda, enflasyon konusundaki yorumlarımda hala aynı yerdeyim ama Sayın Şimşek yapmış olduğu açıklamaları da kabullendik tarzında bir açıklama yapınca bu tabii faiz artırım beklentilerinin artmasına neden oldu. Ama bir taraftan da siz de az önce haberlerde verdiniz. Hani ihracat konusunda hedeflerimiz var. Bu hedefleri de sağlayabilmek için de kurun gelmesi gereken belli başlı seviyeler de var. O yüzden hani beklentilerin çok çok üzerinde çok sert bir faiz arttırımı, işte o Goldman Sachs'ın dediği gibi ya da %40'lar düzeyine çıkacak bir faiz arttırımı, o yüzden ben olmasını pek beklemiyorum. O yüzden daha böyle bir yani kademeli şekilde olacak şekilde yani faiz arttırımı olma ihtimali ben değerlendiriyorum açıkçası bu toplantıda. Hani bir faiz indirimi ya da faiz bir değişiklik yapma ihtimali benim için biraz daha zayıf ihtimaller aslında şu anda. Son yaşanan gelişmeler çerçevesinde bunu biraz daha değerlendiriyorum ama burada daha böyle bir hani kademeli olacak şekilde biraz da işte piyasada şu andaki mevduat faizlerinin biraz altında belki olur. Bunu biraz sözlü yönlendirmeyle biraz daha destekleyerek önümüzdeki toplantılara yönelik olarak da faiz artırım belki mesajlarını verecek şekilde, sinyallerini verecek şekilde bir toplantı metnini özellikle enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımlarla birlikte değerlendirebilirler diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan hani düşüncelerim arasında sadece politika faizi de değil aslında. Yani belki orayı sabit bırakıp bu konuşulanlar arasında var mıdır tam emin değilim ama hani bu tahmin olarak değerlendiriyorum. Daha önce yapılmış bazı uygulamalar vardı. İşte bant uygulaması gibi üst bantta faiz artırımını yaparak ya da geçlikte penceresi tarafında faiz tarafında yukarı yönlü hareketler yaratarak faiz artırım süreçleri meydana gelmişti. Buralardan da belki bir eyleme girişme ihtimali de olabilir. Bunu da değerlendirmek lazım. Ama her ne açıdan bakacak olursak aslında yani benim şu andaki odur yurt dışı kurumlardan gelen raporlardaki özellikle yüksek faiz artırım beklentilerini karşılayacak bir sonuç olmasını çok beklemiyorum ben. O yüzden dediğim gibi biraz daha bunu sözlü yönlendirmeye yöneltecek. Yeni Merkez Bankası Başkanı bunu biraz da ortaya koyacak. İlk bir toplantı olacağı için toplantı metnini bu açıdan biraz daha ben önemsiyorum. İlk verecek mesajlar bence burada daha önemli olacaktır. Beklentileri de yönetmek açısından diye söylemek lazım. O açıdan dediğim gibi çok yüksek oranlı bir faiz artırımı olmayacaktır. Olacaksa bu karar gelecekse dediğim gibi sözlü yönlendirme daha ön plana çıkabilir diye tahmin ediyorum. Ama tabii bu yine önemli olacaktır sözlü yönlendirme. Eğer etkili bir yorum çıkarsa buradan açıklama gelirse bunun da aslında piyasaları memnun edecek bir gelişme olanını düşünmek lazım. Ama şunu da eklemek lazım bence bir taraftan da. Kuru da bugüne kadar kamunun belli başlı bir müdahalesi vardı. Bu tabii hepimizin gördüğü bir durum. Bu müdahalenin büyük ihtimalle bu karar sonrasında biraz daha gevşetileceğini, bırakılacağını, kurun hareketinin biraz daha serbest bırakılmasıyla birlikte biraz daha yönünün ilk etapta faiz kararı sonrasında biraz aşağı olabileceğini, faiz artırım kararı gelirse, ondan sonra tekrardan yukarı yönü hareket ederek şu anda aslında ihracatçının ya da işte turizmcinin istediği seviyelere doğru biraz daha serbest bırakılacağı
bir süreci de yaşayacağız gibi gözüküyor diye söylemek ve eklemek lazım bence. Peki, çok teşekkürler. Ben de seninle aynı görüşteyim. Bir faiz koridoru gelebilir. Dolayısıyla alt bant, üst bant ve birden çok faizin olduğu bir sisteme geçebiliriz. Daha önce denendi ve iyi sonuçlar alındığını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler Barış. Çok kısa bir ara. Türkiye'nin belki de Osmanlı'dan bu yana devam ede gelen ve sürekliliğini bugün de muhafaza eden ve gücünü de giderek artıran bir kurumundan bahsediyoruz. 160 yıllık bir kurum Darüşşafaka. Yetim çocukları alarak 10 yaşından itibaren üniversiteye kadar, hatta üniversite sonrasına kadar takip eden ve sadece sizin bağışlarınızla bugüne gelen bir kurumdan bahsediyoruz. Darüşşafaka, Türkiye'de hem çağdaş hem modern, hem de gerçek anlamda ihtiyaç sahiplerine, yetenekli çocuklara kucak açan bir sıcak yuva. Bu yuvayı konuşacağız. Yeni dönemde sınavlar yapıldı. Bu sınavlardan sonra yeni alınan öğrenciler var. 1000 kişilik bir kampüste öğrencilerini şu anda eğitimini sürdürüyor. Bu kampüsün genişletilmesi mümkün. Bunu yapacaklar ama bunun için tabii elbette biraz bağış kampanyasının büyümesine ihtiyaç var. Çünkü her şey Darüşşafaka'yı var eden sizlersiniz, yani sizin bağışlarınız. Bunları konuşacağız. Deprem bölgesinde yaptıklarını konuşacağız. Bir iki de küçük Darüşşafaka'ya yeni girmiş, adımını atmış, çok yoksul ve kimsesiz çocukların öyküsünü dinleyeceğiz. Böyle hani gözyaşlarınızı tutamayacağınız şeyler de olabilir. Eğer öyle olursa bizi bağışlayın lütfen. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Bulduk. Çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladığınızdan dolayı. Biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Yani kendi kişisel kariyerinizden. Çünkü bu kurumun başındasınız ve bu kurumu temsil eden kişisiniz. Kurumdan ayırmadan kendi kariyerinizden bahsedersen sonra Darüşşafaka'ya geleceğiz. Ben 1964-65 yılında Darüşşafaka'ya girdim. O zamanlar 2 sene hazırlık sınıfı vardı. 2 sene hazırlık okudum. Ondan sonra 3 sene ortaokul, 3 sene lise. Sonra 1972 yılında Darüşşafaka'dan mezun oldum.
Sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde 4 yıl okudum. Mütakiben de Alarko Holding'de girdim. Alarko Holding'de finansın başında olan, CFO pozisyonundan olan bir beyin yanında işe başladım. Daha sonra ayrıldım, askere gittim. Askerden sonra Arthur Andersen'da auditing yaptım bir müddet. Sonra ayrıldım, çok daha değişik bir sektöre geçtim. Lojistik sektörüne geçtim ve şu anda yaklaşık olarak 42 yıldır da Horoz Lojistik'te, tabii ki şu anda emekli oldum ama orada yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerimi sürdürüyorum. Orada bir Fransızlarla ortak bir şirketimiz var, oranın yönetim kurulu üyesiyim. Bunları sürdürüyorum ama bu çok daha az vaktimi alıyor. Ama günün büyük bir vaktini Darüşşafaka alıyor. Yani sabahleyin erken 7.30'da kalkıyorum, hazırlıklarımı yapıyorum. Yaklaşık olarak 9.30'da falan evden çıkıyorum, Ataköy'de oturuyorum. Evden çıkıyorum, direkt Darüşşafaka'ya geliyorum. Akşam da işte 7'de, 8'e doğru falan da evde oluyorum. Ama bütün günüm Darüşşafaka'ya gerek geçiyor. Ben Darüşşafaka'ya şöyle bakıyorum. Yani Darüşşafaka bize çok şeyler verdi. Biz Darüşşafaka sayesinde bugün bir yerlere geldiysek geldik. Bunu hiçbir şekilde inkar edemeyiz. Her zaman bununla beraber yaşıyoruz. Sonra Darüşşafaka'nın bize verdikleri sayesinde biz bir şeyler kazandık. Yani toplumda itibarımız oldu, bir miktar para kazandık, belli bir yerlere geldik. Şimdi bence üçüncü fazdayız biz. Yani Darüşşafaka bizi eğitti, dışarı çıkarttı, biz bir para kazandık, itibar kazandık. Şimdi ise belli bir yerde emekli olduk. Bundan sonra bizim yapmamız gereken o kazandıklarımızın bir kısmını Darüşşafaka'ya geri verebilmek. Bu maddi değil, emek olarak da geri verebilmek, zaman olarak geri vermek. Bugüne kadar birikimlerinizle Darüşşafaka'ya bir şeyler katabilmek. Ben şu anda bunu yapıyorum. Bizim Darüşşafaka'daki yönetim kurulumuz 20 kişiden oluşuyor. Evet. Bu 20 kişinin 10 kişisi kadın, 10 kişisi erkek. Ne güzel. Bunun içinde de 10 tanesi Darüşşafakalı, 10 tanesi Darüşşafaka'yla okumamış ama Darüşşafakalı gönlünü vermiş, Darüşşafaka'yla bütünleşmiş insanlar. Ve biz böyle bir grupla bu Darüşşafaka'yı yönetmek, daha ilerlere taşımaya çalışıyoruz. Daha fazla çocuğa ulaşmak, daha fazla çocuğu toplumda iyi yerlere getirtmeye çalışıyoruz. Evet. Sizin de baştan söylediğiniz gibi, belki oraya tekrar döneyim, Darüşşafaka bu sene 160. yılını kutluyor. Darüşşafaka Cemiyeti'nin kuruluşu, 1863 kuruluşu, 5 Osmanlı aydını kuruyor. Osmanlı aydınları da çok yaşlı kişiler değil, en genci 24, en yaşlısı 38 yaşında. Öyle yani, ha, 5 Osmanlı. Insanlar. Tabii çok genç bir neslin kurduğu bir şeyler. Sonra Sultan Abdülaziz'in bir takım bağışlarıyla beraber bir miktar para buluyorlar ve Fatih'teki, Çarşamba'daki arsayı alıyorlar ve onun üzerine okul yapıyorlar. 1873'te de okul açılıyor. 1873'ten de bugüne kadar da hiçbir şekilde hiç taviz vermeksizin eğitimde fırsat eşitliği misyonunu sürdürtmeye çalışıyor. O kurulduğu günlerde Anadolu'nun değişik yerlerinde misyoner okulları var. Yani daha elitlerin gittiği, Osmanlı'nın aydın kestinin gittiği, Osmanlı'da yani yaşayan halk çocuklarının gidemeyeceği yerlerde bir okullar var. Evet. Yani oralarda daha zengin bir kesim evet. eğitim alıyor ve onlar batılı anlamda eğitim veren okullar. Darüşşafaka ilk kurulduğunda ise sadece babasını yitirmiş ve fakir çocuklara batılı anlamda eğitim veren bir okul olarak ortaya çıkıyor. Bir anda ayrışıyor. Yani o zengin çocukların aldığı eğitimin aynısını Darüşşafaka kendi vakıf senedini yapıyor. Kimler yazmış sizce? Yani mesela Abdülaziz'in bu vakıf senedini yazmada bir katkısı var mı? Yoksa hayır, Osmanlı aydınları mı yazmış? Sadece Osmanlı evet. aydınları yazmışlar ve tabii onlara her zaman şükranla anlıyoruz. Yani belki bizim sizi evet. bir gün okulumuza davet ederiz. Okulumuza İnşallah. Girdiğiniz zaman büyük bir holden girersiniz. Holün sağ tarafında bütün bizi okulumuzu kuran aydınlar vardır. Sol tarafında ise Darüşşafaka'yı yaşatan bağışçıların adları vardır. Yani biz her gün okula girdiğimiz zaman cemiyet binasında bizi kuranları da anlarız, çok bizi güzel. Yaşatanları da anlarız. Evet. Peki, şimdi dönelim Darüşşafaka'nın kuruluş amacından bugüne gelelim. Nasıl bir kurum, nasıl ayakta duruyor, neler yapıyor? İşte 1000 civarında öğrenciyi şu anda okutuyorsunuz, okuyor, onlar sizde eğitim görüyor. Sayıyı artırmayı planlıyorsunuz.
Nasıl sınavla alıyorsunuz? Hangi tarihte sınavlar yapıldı bu yılın sınavları biliyorum ama yani en azından bizi dinleyenler yani gelecek yıl, sonraki yıllarda örneğin işte gelecek yıl yani tabii Allah kimsenin başına vermesin, annesini babasını kaybetmesin ama yani yetim kalacak çocuklar hangi aşamalardan geçerek size gelebilirler? Peki. Müsaade eder misiniz başka ön taraftan tabii. Bir şey daha ilave ettikten sonra demin kaldığım olur, yerden? Ben... Darüşşafaka'nın kuruluşunda sadece erkek çocuklar alınıyor. Evet. Müslüman olma şartları var ve babalarını yitirmiş olma evet. Şartları. Sonradan. Ama aslında o çarşambadaki bina yapıldığı zaman iki tane merdiven var okula giren. Kızları da almayı planlıyorlar o zamanlar ama o günün koşullarında sonradan vazgeçiyorlar. Tamam. Sadece erkek öğrenciler alıyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki 1971-72 yılına kadar. 1971-72 eğitim yılıyla beraber Darüşşafaka'ya ilk defa babası olmayan kızlar da giriyor. Evet. Yani o 98 yıl sonra o baştaki kuruluştaki o misyon kullanılmaya başlanıyor. Evet. Tabii orada yeni binalar da yapılmıştı, tabii, bir miktarda yeni binalarda. Sonra ikinci bir değişiklik ise 2012'de oluyor. 2012'de o dönemin zaten Osmanlı'da Darüşşafaka'nın başkanı o sadrazam. Evet. Ama Cumhuriyet'te ise başbakan. Cumhuriyet'te ise başbakan. Evet. Tabii şu anda başbakan olmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. O zaman Cumhurbaşkanımız okula geldi. Çünkü tüzüğün bazı maddeleri gereği o zaman başbakanı tabii Tayyip Bey. Ama o zaman tüzük gereği okula geldi ve bir değişiklik yapıldı tüzükte. O güne kadar sadece babasızları alan okul, annesizleri de almaya başladı. Yani yetim ve öksüz çocukların hepsini kabul edebilmeye çok yerinde başladı. Bir uygulama bence. İkinci çok önemli alınan bir karar ise, o kararda Tayyip Bey çok ciddi bir şekilde savundu, çok güzel bir şekilde savundu bütün genel kurula karşı. Dedi ki, sadece Müslüman çocuk almayın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün çocuklar bu faktan yararlanabilsin dedi. Bu da çok olumlu bir katkı sağladı. Şu anda okulumuza Müslüman olma şartı yok. Kız erkek, herkes sınava girip başarı kazanan herkes okula girebiliyor. Okula nasıl öğrenci alıyoruz? Evet, tabii ki biz her yıl okula yaklaşık olarak 120 tane öğrenci alıyoruz. Bazı seneler bu 130 da olabiliyor, 120 de olabiliyor ama bu civarda değişiyor. Tabii ki Şubat ayında yaşadığımız deprem bizde her zamanki o sorumluluğumuzu, topluma karşı olan sorumluluğumuzu tekrar yerine getirme mecburiyetine itti. Biz de bu sene şöyle bir şey yaptık. Evet, 120 tane çocuk alıyoruz bu senede. Sınavlarımızı yaptık. 37 il merkezde sınavlarımızı yaptık. 120 öğrenci alıyoruz ama bu 120 öğrenciyi 70 ilden alıyoruz. Diyoruz ki diğer kalan 11 tane il, yani devletin olağanüstü hal ilan ettiği deprem bölgesinden olan çocuklar için de onlara da sınav yaptık. Ama orada bir puan şartı aramadık. En yüksek puandan başlayarak kişileri sıralama yaptık. 100 tanesini de oradan alıyoruz. Yani çok 11 ilden de 100 alıyoruz. Yani her sene 120 alırken bu sene 220 öğrenci alıyoruz. Çocuk aldığımız çocukların hepsi 4. sınıfı bitirmiş, 5. sınıfta bizde başlıyorlar. Ve 8 yıl boyunca nitelikli bir eğitim alacaklar. Ama bu hala anne veya baba kaybı kaybının birinin olmuş olması gerekiyor. Ailenin maddi imkanları nitelikli bir eğitim almaya elverişli olmaması gerekiyor. Sağlık koşullarının iyi olması gerekiyor ve sınavı kazanmış olması gerekiyor. Yani biz artık bütün aldığımız çocukları seçerek almış oluyoruz. Yani sınav kazanmış, başarılı olmuş çocukları alıyoruz. Şu anda sınav sonuçlarımız belli oldu. Şimdi yapacağımız iş yönetim kurulu üyelerimiz ve üst kademe profesyonellerimizle beraber bir dahaki haftadan itibaren, bayramın ertesi gününden itibaren Anadolu'ya çıkmaya başlıyoruz hepimiz. Çünkü Darüşşafaka kuralı gereği kazanan çocukların ve yedektekiler de dahil olmak üzere evlerine gitmemiz tabii, lazım. Birebir ziyaret yapıyoruz. Birebir ziyaret. Yani kimimiz Van'a gidecek, kimimiz Kars'a, kimimiz Şırnak'a, kimimiz Edirne'ye, kimimiz Trabzon'a, Türkiye'nin her yerlerine, bütün köylerine kadar dağılacağız ve onların maddi imkanlarını, yaşam koşullarını öğrenmeye çalışacağız. Nereden alıyoruz çocuğu, nereye getireceğiz diye bunları görmeye çalışacağız. Ve ondan sonra çıkan raporlara göre de çocuklarımızı Eylül ayı başında okula kabul etmeye başlayacağız. Peki bir şey soracağım, sonra Darüşşafaka'nın bağışlarına geleceğim. Bu deprem bölgesindeki çocuklara tanıdığınız ayrıcalığı gelecek yılda sürdürecek misiniz? Evet. Devam edecek mi bu? Bir
şunu da kabul etmek lazım ki Darüşşafaka'nın en büyük bağışlarından bir tanesi İş Bankası. Biz her zaman onlara şükran borçluyuz. En büyük bağışımız. En büyük bağışımız. Çünkü onlarla beraber 1939... Mesela sorma kayıp olmasın, yüzde kaçını oluşturuyor İş Bankası? Oran vermesi sakın yoksa. 1939'da depremle, Erzincan depreminden beri bizim yanımızda. Güzel. Her bir felaket olduğu zaman beraber ortak bir takım çalışmalar yaparaktan oradaki çocuklara dokunmaya çalışıyoruz. Şu anda bildiğim kadar okulda şu anda 850 tane öğrencimiz var. Bunun 350 tanesini İş Bankası'nın katkılarıyla okuyorlar okulda. Ama bu sene alacağımız, o deprem bölgesinden alacağımız 100 çocuğun hepsini İş Bankası canitayt ediyor. Çok iyi. Bunun da bu programın aynısını da gelecek sene tekrarlayacağız. Evet. Yani çünkü bu sene şunu diyoruz ki 4. sınıfta okuyan çocuklar annelerini babalarını kaybetti ama 3. sınıftaki çocuklar da kaybetti. Yani arkadan bir nesil daha geliyor. Biz onlara da dokunmak zorundayız. Onları da bir yerden almak zorundayız. Aslında Darüşşafaka bu konuda çok duyarlı. Bakın deprem oldu. Deprem olduğu gün gece aslında bütün çocuklarımızın okulda olması gerekiyordu o gün. Hepsinin gelmiş olması. Çünkü o gün pazar günüydü. Ertesi gün pazartesi sabah okul başlayacaktı. Evet. Dersler başlayacaktı. Deprem bölgesinde yaşayan 92 tane çocuğumuz vardı. 92 tane çocuğumuzun galiba 28 tanesi gelmemişti. Çünkü o gün hatırlarsanız belki hava şartları çok kötüydü. Tabii. Uçaklar kalkmadı. Özellikle doğu bölgesinden gelen çocuklarımız çoğu gelemedi. Soğuk var tabii. Evet. Gelemediler. Gelemeyince onlar hepsi depreme maruz kaldılar. Biz tabii ki onlarla mutlaka ilgilendik, hepsini getirmeye çalıştık teker teker ama kaybettim, 20 çocuk oldum. Hiç olmadı. Bir tane çocuğumuz enkaz altında kalmıştı, o da öğleden sonra çıktı. Ondan sonra çocuklarımızın hepsini buraya getirdik. İstanbul'a uçakla bir şekilde tekrar ulaşmadık ama gelirken de şunu yaptık. Bütün çocuklarımıza dedik ki kardeşlerinizi getirebilirsiniz. Kaçıncı sınıfta oluyorsa olsun. Hiç bakmayın. Yani tamam mı? Okulda okuyan üzere. Çocukların, evet. Okulda okuyan çocukların sınava girmiş bize katılmış kayıtları yok. Gibi. Katılmış gibi onları alın gelin. Müthiş, çok güzel bir karar almışsınız. Çünkü burada biz o çocukların o depremi yaşamasını, o travmayla beraber yürümelerini istemedik. Çok iyi. Onlar hepsi kardeşlerini aldı. Yaklaşık olarak 18-19 tane çocuk geldi okulumuza. Harika. Bir anda onlar Darüşşafaka gibi giyindiler, çocukları gibi giyindiler. Hepsi okulda birer parçası oldu gitti. Yani okul içinde bütünleştiler. Evet birkaç tanesi ayrıldı sonra ama büyük bir kısmını şu anda biz süresi sonrasında, dersler sonrasında verdiğimiz ek takviyelerle, ek özel hocalarla onları normal bizim çocuklarımızın standartına yetiştirmeye çalıştık. Ya çalıştırıyoruz da hala ve onları da normal kendi içimizde uyum sağlattırıp onlarla da bu yolu yürüyeceğiz. Son 10 dakikamız. Biraz bağışlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Yani Türk halkı elbette cömert, onu biliyoruz ama bu cömert bağışların daha doğru ve daha hızlı hale gelebilmesi için ne yapmanız gerekiyor? Bu bir. İki, bir de birkaç örnek anlatacaktınız. Birkaç öğrenciyle örneği. Evet. İsterseniz örneği önce anlatın, sonra bağışlara geçin. Yani oradaki şeyi size bırakıyorum. Eğitimle bir çocuğun yaşamının nasıl değişeceğinin en güzel örnekleri. Yani biz Darüşşafakalılar kendi aramızda Daçkalı diyoruz birbirimize. Evet. Çünkü Daçkalı'nın anlamı bilirsiniz siz de. Darüşşafakalı çocuklar kardeştir. Tabii, evet. O kadar enteresan şeyler yaşıyorsunuz ki. Geçen gün okulda sınavlar, İstanbul sınavları yapılırken okulda oturuyorum. Baktım 3 tane çocuk geliyor bana ama bu çocuklar 6. sınıftan. Bir tanesi Diyarbakırlı bir çocuk. O kardeşlerden bir tanesi. Ondan sonra 2 tane de yanında başka illerden. Biri Aydınlı bir çocuk, biri de İstanbullu bir çocuk. Üçü geldiler, işte karşına oturdular, Oğuz abi dediler. Dedim mutlaka bir şey isteyecekler, bakalım ne isteyecekler. İşte yanındaki Diyarbakırlı çocuğu göster, bu kardeş dediler. Bu geldi, çok çalışıyor. İngilizcesi biraz zayıf ama biz buna gelecek sene takviye yapacağız. Çok güzel. Bunu yetiştireceğiz, bunu ne olur yani gitmesin geriye, evet. Burada kalsın. Aslında görüyorsunuz ki 2 ayda o Darüşşafaka kardeşliği oluşmuş. Yani bu korkunç bir olay. Yani 2 ay içinde İstanbul'da ve Aydın'da bir çocuk, Diyarbakırlı bir çocuğu alıyor, getiriyor ve onlara diyor ki biz kefiliz, biz sahip bunu çıkıyorlar. Destek olacağız. Ama siz bunu göndermeyin ne olur, biz bunu bizim seviyemize getiririz diyorlar. Bu Darüşşafaka'daki kardeşliğin çok güzel bir örneği.
İkinci bir anlatmak istediği, o beni geçen hafta çok etkileyen olaylardan bir tanesiydi. Doğu'da çok ucuğa bir yerde bir eve gittim. Evde gittiğimizde bir çocuk aldık, geldik. Tabii ki Doğu'nun kendi kültürlerini biliyorsunuz. Bu sene ortaokulu bitiriyordu. Bitirme töreninde vals yaptı bir kız kardeşiyle beraber. Müthiş. O kadar duygulandım ki, yani o anda ağlayabilirdim. Çünkü o çocuğun yaşamının nasıl değiştiğini gördüm. Nereden geldiğini, o gittiğim evden bugün gelip de vals yapan bir çocuk hale geldiği zaman eğitimin neleri değiştirmeye kaim olduğunu gördüm. Yani bu tabii çok etkileyici. Bazen çok biz de duygulanıyoruz, çok duygusal ortamlar yaşıyoruz. Biz de o ortamlardan geçtik ama demek ki birazcık da yaşlanmakla galiba. Evet. Peki bağışlar ne durumda? Yani iyi mi gidiyor yoksa bir yavaşlama mı var? Yavaşlama varsa nasıl hızlandırabiliriz onu konuşalım. Yok, Darüşşafaka bir kere her halükarda hesap verilebilirlik açısından, şeffaflık tabii, açısından çok önemli. Notunuz 97.4, müthiş bir 9.70, şey. 9.97'lik bir puanı var yani şeyin Darüşşafaka'nın. Yani 10 üzerinden 9.77, müthiş bir puan. Evet. Korkunç bir puan. Şeffaflık açısından bu, 9.77'lik puan var. Yani bu şeffaflık açısından çok önemli. Bundan sonrası tabii çok zor. Yani biraz geri gitseniz bir ufak bir hatanız olsa bunu tutturabilmek, sürdürebilmek de çok önemli. Ve Türk halkı emin olun gerçekten sosyal bir millet. Ben hep böyle tanıyorum Türk halkını. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl sosyal bir devletse, yani halkı da öyle. Şeyine bakmak zorundaysa, çocuklarına eğitim vermek zorundaysa da Darüşşafaka'da sosyal millet sayesinde ayakta duran bir kuruluş. Yani o çünkü Darüşşafaka olarak biz devletten veya belediyelerden herhangi bir yardım almıyoruz. Sadece halkın bağışları. Halkın bağışları ayakta duran bir kuruluşuz. Yani gerçekten bir bütçemiz yok. Değil mi? Yani bir bütçemiz yok. Yani sadece kira, bize bağışlanan gayrimenkullerden dolayı kira gelirlerimiz var. Kirası var. Tabii bağışlarla ortaya çıkan. Tamamen bağışlarla ayakta duruyoruz. Evet. Yani bugün Türk halkı gerçekten Darüşşafaka'ya çok çok önem veriyor. Yani bunu yaşamadan anlayabilmek mümkün değil. Ben rezidanslarımız var. Burada yaşlılarımız kalıyor. Bir tane yaşlımla konuşuyordum. Dedi ki, bana burada o kadar iyi bakıyorsunuz ki dedi. Bütün her şeyimi size bağışladım. Bankamda da emekli maaşımdan para biriktiriyorum ki öldüğüm zaman Darüşşafakalı çocuklar da faydalansın dedi. Çok güzel. Yani o her şeyinden emekli maaşından para biriktirmeye çalışıyor ki Darüşşafakalı bir çocuğa katkı olsun diye. Tabii ki bunları yaşayınca çok mutlanıyorsunuz, çok duygulanıyorsunuz. Darüşşafaka şu aşamada bugün itibariyle tabii ki bir sürü bağış imkanları var ama önümüzde tabii önemli bir Kurban Bayramı var. Evet. Darüşşafaka Kurban Bayramı'nda kesim yapmıyor. Ama Darüşşafaka'nın zaten süreç içerisinde, yıl içinde yapılan adaklarla yeterli miktarda eti oluyor. Bunları çocuklarınla beraber paylaşıyor. Ama biz bayram döneminde de tüm insanlarımız, hayırsever Türk insanlarını 5.000 liralık bir bağışla veya daha üstü de olabilir veya daha altı olup başka biriyle birleşme yolu da olabilir, paylaşımlı olabilir. Bağışlarını yaparak eğitime katkı sağlamalarını ve o çocukların 8 yıl sürdürülebilir, iyi, nitelikli bir eğitim almalarına katkı sağlamalarını bekliyoruz. İnşallah bunu yaptıktan sonra da gelecek dönemde de bir müddet sonra da okulumuzu Baslak'taki kampüsümüzde okulu büyüteceksiniz. Büyüteceğiz. O haberi de verin o zaman. Yani bağışlar artarsa bu kapasiteyi iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Şu anda Darüşşafaka'da öğrenciniz var. Bir dahaki sene 1.000 kişiyle olacağız ama 1.000 kişi olduğumuz zaman okul full olmuş olacak. Çocuklarımıza biraz dedik ki biraz konfor alanlarınızdan fedakarlık edin bakalım. Evet. Kardeşleriniz gelecek, böyle bir felaket yaşadı ülkemiz dedik. Çok az bir miktarda ranzalı sisteme de geçtik okul içerisinde. Onlar orada kalacaklar ama bir dahaki sene gene 150 kişi, 170 kişi daha fazla alacağız. Onlar için de hızlı bir şekilde okul yapmaya başlıyoruz. Kampüsümüz çok büyük. 84 dönümlük bir arsamız var orada. Orada bir ortaokul daha yapıyoruz. Bir kız yurdu, erkek yurdu, ortaokul binasını orada yapacağız. Bunların bir kısmını bağışlar verdi. Paralarını, yani okulumuzu yapmak üzere bir kişi, ben okulu ben yapacağım dedi. Bir kişi.
Evet. İsimlerini verin, isimlerini verin eğer sakıncası yoksa. Benim açımdan yok, onun açısından var bilmiyorum ama. Onun açısından, ha onu bilemem. Bilmiyorum, müsaade almadım. Evet. Müsaade dersen ama sonra toplam. Hayır işi, çünkü yani evet, evet. Bilinmesini isterim. Ben yapacağım, beni de söyleyebilirsiniz. Yani söyleyebilirsiniz, Haşim Gürdamar Bey. Ben mesela, beni inşallah söyledikten sonra kim şey dedi? Yapmaz, Haşim Gürdamar Bey. Ortaokul binası Gürdamar Bey, ben yapacağım dedi okulu. Ondan sonra yurtlarımızdan bir tanesini Boyner ailesi biz yapacağız. Cem Boyner ailesi. Kız, amcasının kızı galiba abi, onlar yapacağım dediler. Ama diğerlerinde de değişik miktarlarda bağış yapmak suretiyle katkıda bulunurlar. Adlarını verdiğimden dolayı kusura bakmasınlar. Yok hayır, onlar bence ama bunlar çok övünç duyulacak, övünç duyulacak şeyler. Yani tabii. Büyük onur sağlayan şeyler. Onun için ve okulumuzu büyüteceğiz. Bu büyüttükten sonra da ilk aşamada bu okul 1200, 1300, 1500 kişi. Tabii ki her sene ilave edilen kısımlarda. Sonra 2000'lere kadar da çıkmayı hedefliyoruz. Yani bugün kapasitemizi 2000 sene çıkartmaya çalışıyoruz. Ne kadar çıkabilirsek, ne kadar yapabilirsek, ne kadar daha çok çocuğa ulaşabilirsek. Mesela bu kapasiteyi 3 katına, 5 katına çıkarabilmek mümkün mü? Hani çok bağışların çok iyi geldiğini düşünün. Yani iyi bağış geldiğini düşünün. Çıkarabilir misiniz? Böyle bir imkan bu var mı? Biraz zor. Ya da düşünüyor musunuz? Çünkü insan ömrü uzuyor. Bizim 10 yaşında aldığımız çocuğun anne veya babasının kaybını yaşamış olması için anne babanın 35'te maksimum 45 yaş arasında vefat etmiş olması gerekiyor. Yani öyle oluyor istatistik evet, olarak baktığınız evet. zaman. Tabii Türkiye'de ömür uzuyor. Ömür uzadıkça da bu yaşta kayıp miktarı azalıyor. Azalıyor evet. Bir de tabii çok daha fazla yaygın Türkiye genelinde okullar oldu. Şu anda biz Milli Eğitim Bakanlığı ile bazı yerlerde ortaklaşa bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu sene mesela 16 bin tane çocuk vardı Türkiye genelinde. Anne veya baba kaybı yaşamış 4. sınıftan 5. sınıfa geçen çocuk vardı. Biz onların teker teker hepsine ulaşmaya çalıştık bir şekilde. Öğretmenlerine ulaştık, il milli eğitim müdürlerine ulaştık. Bir de şeylerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz bu seyahatleri yaptılar. Yani o bölgeye gidip okul müdürüyle konuş, öğretmenle evet. konuş. Ayrıca bir de tarama faaliyeti. Tabii tarama faaliyetleri vardı. Saha tarama faaliyetleri yapıldı. Şimdi onlarla da ama herhalde o kadar 3000'e falan çıkartmak biraz mümkün değil. Ama o zaman da farklı bir şeyler yaparız belki. Tabii. Daha fazla farklı bir şekillerde dokunmaya başlarız. Geçmişte Cumhurbaşkanımız buraya üniversite açıldı demişti. Belki böyle bir şey yaparız. Belki başka hayır, bir şey olabilir. Yaparız. Olabilir. Yani, Darüşşafaka Üniversitesi olabilir mi? Yani şu anda düşünmüyoruz ama evet. yani hayal, yani hayal etmeden de bence olmuyor. Cumhurbaşkanı yani arkanızda sizi destekliyor. Ben de eminim. O yüzden bunu bir talep olarak değil ama bir dilek olarak dile getirip hızlandırabilirsiniz. Çok İyi doğru. bir üniversite kazandırırsınız Türkiye'ye. Yani büyük vakıf üniversiteleri evet. arasında böyle seçilen bir üniversiteye dönüşebilir. Çünkü altyapısı çok sağlam. Yani altyapıda böyle bir eğitim veriyorsanız herhalde üst yapıda çok daha iyisini verirsiniz diye düşünüyorum şahsen. Kesinlikle. Sizi yüreklendirmek için yapıyorum bunları tabii. Kesinlikle. Yani. Biz tabii kişisel olarak söyleyeyim, biz aile olarak bütün aile fertlerimiz yalnız ve yalnız Darüşşafaka'ya bağışlarımızı gönderiyoruz. Çok yani. Sağ olun. Çok güvenilir buluyoruz ve bağışların yerine ulaştığını inanıyoruz bu sayede. O sebeple içimiz rahat. Hani çok eğer bir görevimiz varsa bu dünyada yaşarken vatandaş olarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hepimiz bir büyük bir ailenin parçalarıyız. Aynen. Ben hep şöyle söylüyorum, Darüşşafaka bağışçısı, yönetim kurulu, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrencilerin velileriyle beraber çok büyük bir aile. Türkiye'nin en büyük ailesi biziz. Çok teşekkürler Oğuz Bey geldiğiniz için. Oğuz Güreş'le konuştuk. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı. Darüşşafaka Cemiyeti Kurban Bayramı dolayısıyla bağışlarınızı bekliyor. Yalnız ve yalnız sizin bağışlarınızla ayakta kalan bir kurumdan bahsediyoruz. Şimdi çok kısa bir ara.